Kendisine bir ündür durmuş. Dört Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. İyisiniz inşallah. Bugün yine sizler için faydalı olabileceğini düşündüğüm bir video hazırlıyorum. Hazırladım. Bugün ne yapacağız? Bugün hayatında hiç motor kullanmamış bir insana motor sürmeyi öğreteceğiz. Bakalım ne kadar etkili olacak. Yani bunu bir nevi MT7 başlangıç motoru olur mu diye de düşünebilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi eğitim alanına gidiyoruz. Rahatça gösterebileceğim trafiğin az olduğu, daha doğrusu neredeyse hiç olmadığı bir yer var. Genelde eğitim sürüşleri orada yapılıyor. Gidelim orada birlikte ona öğretelim. Şimdi bak abi, şu fren, arka fren, tamam, bu ön fren, ondan sonra, ha? Bu arka fren, bu ön fren, bu da debriyaj, burada da vites var, vites sıfırdayken bir kere aşağı bastığında 1'e geçer, ondan sonra sert bir şekilde yukarı vurduğunda 2'ye geçer. Ondan sonra 3-4. Bunda arabadaki gibi 4'ten 1'i alamıyorsun. 4-3-2-0-1. Döneceğin zaman mesela baktın arkanda araba var veya karşısında araba geliyor, durdurursun motoru, ondan sonra döneriz. Zaten 1. 2. viteste gideceğiz. Fazla süratli gitmeyeceğiz. Buna MT7 miydi? Aha, MT7. Çokan mı bak tutturuyor mu? He. Ne? Racing? Ha, racing. Peki ben MT'yi değişmem hiçbir şeye. Bunda normalde eğer motorda ABS yoksa ön frene çok yavaş basman gerekiyor. Çünkü ön fren motorda arka frenden daha sağlam tutan bir motor. Arka fren o kadar sert tutmaz. Sen durmayla nereye duruyorsun? Genelde arka ve ön ikisine birden basıyorum. Benimki ABS olduğu için öne de rahatlıkla basabiliyorsun. Korkmadın ha, öyle çok pat diye birden basarsan tabi motor dengesini kaybeder. Hani teker kilitlenmez de yine sıkıntı yaşarsın. Mesela 50-60 giderken kaçıncı viteste? İkinci viteste gidiyorum. Birinci vitesi kaça kadar kullanıyorsun? Birinci vitesi 30'a kadar falan kullanıyorum. 30'dan 60-70 arası ikinci vites. Ondan sonra 100'e kadar üçüncü vites kullanıyorum. 100'den 120'ye kadar da dördüncü vites falan. Tabii senin kullanış şekline bağlı. Kaldırıyor mu hemen azıcık gaza dokunursan? Sert bırakırsan debriyajı, gaza sert dokunursan kaldırır. Dördüncü, beşinci viteste bile teker yaparsın o şekilde. Ya zaten araba gibi gaza vermeden. Aynen. Yani yavaş yavaş. Zaten debriyajı bırak, o kendi kendine gidiyor zaten. Ama hafif, hadi yokuşlu yerlerde biraz gaz vermen gerekiyor ama düzde kendi kendine gider zaten motor. Şimdi biraz da düz, o yüzden buraya geldim. Sen şimdi burada benim arkama otursan polis gelse sıkıntı. Yok. Değil mi? Yok, burası eğitim alanı zaten. Bir bin üzerine. Dur şimdi. Şimdi göstereyim sana. Şu ayaklı bir kapatayım. Ağzı çok hafifmiş ha. Ayağını bir çek. Şu ayaklı bir kaldırayım. Şu kırmızı düğmeyi bir kere aşağı bas. Bırak. Devreye basalım. Ne fark etmez, sıfırda zaten. Aşağı doğru. Bırak. Şimdi debriyaja bas. Ama bırakma debriyajı, tamam mı? Bas debriyaja. Ne ne ne, o fites. Debriyaj bu. Ha, ha. Aşağı bas bir kere. Şimdi birinci viteste. Şimdi ayağını altına koy. Yukarı kaldır. İkiye geçti. Bir daha kaldır.
3'e geçti. Şimdi aşağı doğru bas. 2. Bir daha bas. 0. Bir 0 almak için de hafiften dokunacaksın. Aşağı yukarı doğru. Aşağı doğru. Yok, yukarı doğru. Heh, şimdi 0'da. Ayakla aç şimdi. Tak şimdi şunu kaskına. Vizör görüşünü engelliyor mu? Vizör görüşünü engelliyor mu? Görüşünü engelliyorsa açabilirsin de. Yan tarafta yer var burada. Tamam, şimdi. Dur, oturacağım. Ah, bir saniye. Heh. Ayaklığı kapat. Aynalar ayarlıydı. Ayaklığı kaldır. Heh. Şimdi debriyaja bas. Birinci vitesi attın mı? Heh, şimdi. Çok yavaş yavaş debriyajı bırak. Tut şimdi geri debriyajı. Tamam. Nereye kadar gidelim? Şöyle ileri şu yeşil araba var ya. Oraya kadar gider, oradan döneriz. Dönerken panik yapma. Tamam mı? Ayaklarını kaldır. Yavaş. Gazı yavaş vereceksin. Debriyaja bas. Ayağını vitesin altına koy, iki at. Gazı çok yavaş ver bak. MT çok güçlü bir motor. Anında savurur bizi geriye. Unutma. Ön fren, ayağının altındaki buradaki arka fren. Z. Yavaş. Yavaş gaza gelme, yavaş. Elini debriyajdan çek. Debriyaja bastığın zaman anında da frene basmaya çalış duracağın zaman, tamam mı? Çünkü debriyaja basarsan motoru hızlandırır. Ha. Git biraz daha git. İyi mi? Git git biraz daha git. Virajlara gelince gaz yavaşlat. Gaz kes. He? Virajlara gelince yavaşla. Şimdi debriyaja bas. Yavaş yavaş frene bas. Tamam. Yavaş yavaş bırak debriyajı. Yavaş yavaş bırak. Hafif gaz ver. Hafif gaz ver. Sinyalini kapat. Yok. Bas düğme gibi, düğme basar gibi bas. Düğme basar gibi. Heh. Şimdi. Yavaşla debriyaja bas. Arka frene bas. Arka frene bas. Heh. Buradan döneceğiz, tamam mı? Debriyajı bırakmadan. Dön 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 dön, güzel 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 güzel. Yavaş, gaza yavaş bas. Vitesi bir al. Çalış, boşta şimdi. Çalıştır. Bas. Tamam, o stop ettiği için. Güzel, şimdi birinci vitesi at. Aşağı doğru mu? Hı hı. Çok hafif, debriyajı bırakma. Çok hafif bir gaz ver. Çok hafif, çok. Araba değil bu, çok hafif. Bu ayar iyi. Yavaş yavaş debriyajı bırak. N-
Mesela baktın istop edecek gibi oluyor ya. Şimdi ikiye çek, debriyaja bas, yukarı kaldır. Tamam. Baktın istop edecek gibi oluyor ya. Birinci viteste. Gaza abanma. Bırak istop etsin. Çünkü birden gaz verirsin, motor tekere gelir. İşte çok hassas. Birinci vites özellikle çok hassas. Omuzuna dokunursam yavaşla demek, tamam mı? Gazı aniden bıraktığı zaman motor yavaşlamaya başlar bu şekilde. Anladın? Beni duyuyorsun değil mi? Tamam. İleriden sağa döneceğiz. Tam sola döneceğiz. Sağdan sola döneceğiz. Şuradan sola. Böyle gideceğiz. Sinyalini ver. Sağ serbest, sola doğru. Fren yaparken hem ayak freni hem elinle yavaş yavaş ön frene bas, tamam? Yani duracağın zamanlarda sadece arkayla durmaya çalışma. Hem arka hem ön, ikisini aynı anda bas. Yani 1, 2, 3. Anladın? Ama önce debriyaja bas ki motoru boğmayasın. İstop eder çünkü motor. Yavaşla burada. Yola bir bakalım, kimse var mı yok mu? Birinci vites at. En aşağı. Sertçe bas. Bir daha bas. Ha, tamam. Şimdi yavaş yavaş dön. Sola. Kimse yok, geç. Yavaş yavaş. Bırak kendi gideri, bırak. Hafif gaz ver. Hafif gaz ver, sabit tut gazı. Tamam. Yavaş yavaş bırak. Yavaş yavaş. Birden bırakıyorsun. Bak hareket etmiyor. Yavaş yavaş bırak, bırak kendi gidecek. Bırak yavaş yavaş. Yavaş yavaş bırak, 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 bırak. Tamam. Düz, 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 tam düz. Düz git, buradan dönelim. Yani gazı yavaş yavaş bırakırken hafiften de çok az, gazını sabitle. Hareketini başladığında birazcık daha gaz ver. Ya zaten en önemlisi motorda kalkış zaten. Kalktıktan sonrası sıkıntı değil. Düz yolda zaten kullanabiliyorsun. Aynen, dur burada. Şimdi hafif gaz ver. Ve vitesi, gazı şuradan tut bak. Gazı tam bu dipten tut. Tamam. Ver biraz daha. Bak mesela gaz verirken yok mu? 2500 devire gelsin. 2500 de. 2500 devir. Biraz daha ver. Şimdi yavaş yavaş bırak. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Dur şimdi. Tekrardan. Bırak yavaş yavaş debriyajı. Gördün mü? Tabii bu yokuşlarda gazı biraz daha arttırman gerekiyor senin. Git şuradan bir tur daha dön. Bak mesela biraz hafif yokuş. Burada 3000 devirde gaz ver.
Yavaş yavaş bırak debriyajı. Yavaş yavaş. Dönüşlerde sinyalini ver. Şu an sinyalin sağa döneceğini gösteriyordu. Hafif gaz ver. Hafif gaz ver. Gaz ver. Ver 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 ver. Yani ver. Şimdi üçüncü vitese atacaksın, tamam mı? Debriyaj yukarı. Ayağını altına koy. Bas debriyaja, at 3'e. Tamam. Gazı bırak. Debriyaja bas, aşağı indir. Bir kere. Tamam. Yavaş yavaş bırak debriyajı. Süper. Virajlarda hiçbir zaman motorun önüne falan bakma. Döneceğin tarafa bak. Yavaşla burada yol hakkı adamın. Tamam, sola dön. Her zaman şu istikamete bak dönerken. Hiçbir zaman motorun önüne bakma. Çünkü sen nereye bakarsan motor oraya gider. O tarafa döner. Şuraya odaklanırsan motor direkt gidip oraya girer. O yüzden odak önemli motorda. Şimdi bas debriyaja, 2'ye çek. Debriyaja bas, 2'ye at. Aşağı doğru. Süper. Yavaşça bırak debriyajı. Şimdi debriyaja bas, frene bas, dur. Sağ sinyal ver. Heh, dur burada. Kaldır yukarı. Heh. Ayakla aç. Okey. Geç şimdi arkaya sen. Bırak, tamam, daha bir şey olmaz. Okey. Geç arkaya sen şimdi. Bin. Bin arkama. Şimdi bak. Benle birlikte yatacaksın, benle birlikte kalkacaksın, okey? Mesela ben yatırdığım zaman sen kendini böyle toplamaya veya motoru toplamaya çalışma. Biraz da sen benle birlikte yat kalk. Bak, vitesi attın ya. Gitmez. Ayaklık açıkken hayatta gitmez. Çalışmaz da motor, bak. Bas, çalışmaz. Yani çalışmazsa, panik yaparsa niye çalışmıyor diyorum, ayaklıktandır. Bak. Hafif gaz veriyorsun. 2. Hızlı bir şekilde. Pat pat. Anladın? Yani debriyaja basmanla indirmen bir olacak. İkinci vites. Birinci vites. Çok gaz verirsen bu şekilde seni böyle böyle arkaya atar. O da kontrolünü kaybedersin. Ama zamanla alıştığınca, gaza alıştığın zaman o seni sıkıntı yapmaz. Çünkü ne kadar gaz verip vermeyeceğini biliyorsun. Debriyaj, ayak. Altına koyarsın, tamam mı? İlk etaplarda alışana kadar. Atacaksın ya. Debriyaja bastın, hemen at. Debriyaj tam dibe değdiği zaman şuraya ayağını yukarı kaldır. Zaten hani çok acil olmadıkça frenleri kullanmana bile gerek yok. Bak. Hemen yavaşlatıyor. Motor freni var bunlarda. Göğüsler direkt motor. Motor ısındı. Şurada bir sigara içelim. Bir tur, bir iki tur daha atalım. Ya motor sürmek çok kolay. İşte hani ilk başta insanda bir korku oluyor, bir heyecan oluyor. Aslında sen var ya, sadece tek yapman gereken şu motorda kalkış. Kalktıktan sonra zaten sıkıntı yok. Kalkmak ve durmak. Vites değiştirmek kolay. Zaten debriyaja basarsın. Örnek veriyorum. 2'ye 3'e sabitlersin. Dur, açayım dur. Onu çek. Bak, onu çek. Ondan sonra bunu çekeceksin. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bak. Şu an motor boşta mı? Boşta. Bak. Arka frene basacağım, tamam mı? Bak. Arka fren. Gördün mü? Bu şekilde tutar. Ama ön fren daha farklı. Bak, hafiften basıyorum bak. Şuradan görüyor musun bak? Hemen tutuyor. Hayat. Bin. Arka freni de orada.
Şimdi dur ben bineyim bir. Tut motoru. Ayaklığı kaldır. Kontağı aç. Bırak bırak. Tamam şimdi bırakabilirsin. Hareket ettikten sonra. Yani ilk hareketle motorun yürümeye başlaması ayrı bir şey. Hareket etsin motor. Bir iki tur tekeri çevirdi mi debriyajı bırakırsın onun sonra. Az gaz ver. Debriyajdan elini çek. Gaz kes, güzel. Sola sinyal. Sağ serbest, sol açık. Gir. Yavaşla, yavaşla, çok hızlısın. Yavaşla. 75 ile gidiyorsun, burası 50. Şimdi debriyaja basıp arka frene basacaksın, tamam mı? Debriyaja basıp arka frene. 1, 2, 3. Şimdi. Aynı anda debriyaja bastın, frene geç bastın. Debriyaja bastığın zaman motor daha çok uzanır. Şimdi birinci vites at. Yavaş yavaş debriyajı bırak. Sağ serbest, sol serbest, dön sola. At ikinci vitese. Dur basaydın keşke. At birinci vitese. Yavaş yavaş bırak gitsin. Çok güzel. Şimdi at ikinci vitese. Yavaş. 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 Şimdi 1, 2. Şimdi dediğim zaman arka fren yapacaksın, tamam mı? 1, 2. Şimdi. Güzel, güzel. Bırakma hiçbir zaman freni. At şimdi birinci vitese. Yavaş yavaş gaz ver hafif. Burası birazcık. Güzel. Bırak, 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 bırak. Tamamdır. At ikiye. Sinyalini kapat. Şimdi ön frenle duracaksın, tamam mı? Sadece ön fren yapacaksın. Ama yavaşça basacaksın freni. Bir, iki, üç. Şimdi. Güzel. At birinci vitese. Çok güzel. Bak, elin gaza alışmaya başladı, gördün mü? Kalkacağın gazı kendin ayarlayabiliyorsun artık. Güzel. Burada virajlara yavaş gir, buralarda kayabilir motor. Çek ikinci vitesi, süper. Sağ serbest, sol serbest. Gir. Çok iyi. Bak şimdi birazdan 30'da 40, sinyalini kapat. 40'a sabitle, tamam mı? 40'a sabitle hızı. Debriyaj, ön fren, arka fren, üçünü aynı anda basacaksın, tamam mı? Ayağını frenin üzerine koy, bekle. Bir, iki,
Dur bekle, araba geçsin, yavaşla. Dur. Şimdi 40'a sabitle. Ayağın frenin üzerinde, elin frende. 1, 2, 3. Şimdi. Süper. At birinci vitesi. Tamamdır. Gidelim. Çok güzel. Çok güzel. Dur. Arabanın önünde. Bas frene. Yavaş yavaş, güzel. Dur, ben ineyim. Hoppa, debriyajı bırakma. Al boşa. Çok basıyorsun, yarım bas. Hafiften böyle bir dokun, o ki sadece. Böyle bir dokun. Alttan yukarı. Ayaklı indir. Yatır. Kırmızı düğmeyi yukarı it. Tamamdır. Bak, gazı güzel ayarlamaya başladın ha. Ya diyor mu? İlk sefer zaten. İlk seferinde hiçbir şey beklemeyeceksin. Bana da arkadaş geldi, yarım saat gösterdi. Hepsi o. Ondan sonra çıktı gitti. Ondan sonra her gün çabuk alıştırız. Ya motorun zor bir şey yok. O vitesi hallettikten sonra, tamam mı? Debriyaj, vites, freni ayarladıktan sonra geri sıkıntı değil. Debriyaj etme yani, o kalkışını falan. Vitesler özledim zaten, aşağı yukarı. Vitesleri az çözdün zaten. Kendini düşürüp yükseltiyorsun. Koruma takozu. Onlar düştüğü zaman gövde zarar görmesin diye. Ağırlık orada kalıyor. Mesela bu, bunlar. Yani bu yine biraz çizilir de, bu bunu koruması için aslında. Bu gördüğünüz arkadaş hiç motor kullanmayı bilmeyen bir insan, da hayatında ilk defa motor kullanıyor. Siz de görmüş oldunuz. Hani herkes diyor ya MT7 başlangıç motoru olmaz falan. Ya başlangıç motor olur aslında. Düzgün kullandıktan sonra, sakin kullandıktan sonra herkes kullanabilir. Herkes de çok çabuk motor öğrenebilir. Mesela şu anda biraz daha, bir kurs, iki kurs sonra tamamen kendi de artık trafiğe çıkıp rahatça kullanabilir. Yani küçük bir eğitime bakıyor motoru kullanabilmek. Hani herkes diyor ki 600-700 cc ile başlanmaz. Bu arkadaş şimdi A ehliyetle başlayacak, yani minimum 600 cc ile başlayacak. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizler için bilgilendirici ve eğitici bir video olmuştur ve aynı zamanda eğlenceli bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi arkadaşlar, o güzel yorumlarınızı yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Ve hala abone değilseniz arkadaşlar, bu tür içeriklerden, bu tür videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Ailemize katılarak sizler de bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kardeşlerim, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.